Beşinci risale olan beşinci mesele. Şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Kur'an-ı mucizül beyan tekrarla. Efela yeşkurun. Efela yeşkurun. Ve senecziş şakirin. Le in şekertum le ezidennekum. Belillâhe fa'bud. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ gibi ayetlerle gösteriyor ki, Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ fermanıyla Sûre-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimmi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intihar edecek bir surette, her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en âlâsı şükürdür. Çünkü hilkat-i âlemde görüyoruz ki, mevcudat-ı âlem bir daire tarzında teşkil edilip, içinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek, kainatı halk eden zat, ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki, zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip, insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor. Âlemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki, âlem-i insaniyet de, belki hayvan âlemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip, onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için, lisanda kuvve-i zayika namında bir cihazla mat'umat adedince manevi, ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek, kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki, her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor, öyle de rızık dahi bütün envaıyla, manen ve maddeten, halen ve kalen şükürle kaimdir, şükürle oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir ve telezzüz ve zevk dahi gayrı şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfürle o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor,
şükürden şirke gidiyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder ve şevkle bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onunla kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir ve şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyi şükürle kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymettar ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde, şükürsüzlükle nihayet derecede sukut eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi, lisandaki kuvve-i zayika, Cenab-ı Hak hesabına, yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, o dildeki kuvve-i zayika, rahmeti bi-nihayi-i ilahiyenin hadsiz matbahlarına şakir bir müfettiş, hamid bir nazır-ı âli kadr hükmündedir. Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı in'am edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa, o dildeki kuvve-i zayika, bir nazır-ı âli kadr makamından, batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. Nasıl rızkın şu hizmetkârı şükürsüzlükle bu dereceye sukut eder, öyle de rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan en edna makama inerler. Kainat Hâlıkının hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rast geleni yemektir. Evet, hırs, şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir, hem vasıtayı zillettir. Hatta hayat-ı içtimaiyeye sahip olan mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kâfi gelirken, elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatinden dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden balı insanlara emri ilahi ile ihsan eder, yedirir. Evet, Zat-ı Akdes'in alemi zatisi ve en azami ismi olan Lafzullah'tan sonra en azam ismi olan Rahman, rızka bakar ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Hem Rahman'ın en zahir manası Rezzak'tır. Hem şükrün envaı var. O nevilerin en camii ve fihriste-i umumiyesi namazdır. Hem şükür içinde safi bir iman var. Halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükürle ilan eder ki o elma doğrudan doğruya Dest-i Kudret'in yadigarı ve doğrudan doğruya Hazine-i Rahmet'in hediyesidir demesiyle ve itikad etmesiyle her şeyi, cüz'i olsun, külli olsun,
onun desti kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükürle beyan ediyor. İnsanı gafil, küfrana nimetle ne derece hasarete düştüğünü, çok cihetlerden yalnız bir vecihini söyleyeceğiz şöyle ki, lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükretse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi bir meyve-i cennet olur. Verdiği lezzetle, Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lübleri ve hülasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip, maddi ve tüfli, posa ve kışri, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzulat olup aslına, yani anasıra inkılap etmeye gidiyor. Eğer şükretmezse, o muvakkat lezzet zevalle bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalbolur. Şükürle zail rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet, en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti, muvakkat bir lezzetten sonra füzulattır. Evet, rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükürle o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki, ehli dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. Enva-ı zihayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletleri havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envaına muhtaç etmiştir. İnsanı bu camiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa esfel-i safiliğine düşer, bir zulm-ü azimi irtikab eder. Elhasıl, en âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki, o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der tarik-i aczmendi, lazım âmed çağır çiz, acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz. Allahümme ec'alne mineşşâkirîne bi rahmetike ya erhamerrahimîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alîmul hakîm. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin seyyidişşâkirîne vel hamidîne ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. 6. Risale olan 6. mesele. Hatt-ı Kur'an Mektubat Mecmuası'nda neşredildiğinden buraya derc edilmedi.